yapmıyor. İşte Falyalı meselesi. Falyalı'nın elindeki kasetlerin, o Falyalı'nın otellerine Türkiye'den hangi siyasetçilerin, hangi gazetecilerin, hangi bürokratların gidip kaldığı meselesi. Yine Türkiye'deki en pahalı otellerde çocuk istismarlarının gündeme gelmesi ve bu otellerin sahibinin yabancı olması ve o otellerde kimlerin ağırlandığı meselesi tartışılıyor ve konuşuluyor. Yine işte Falyalı'nın Türkiye'de eski Cumhurbaşkanı yardımcısına 50 milyon dolar rüşvet verdiği iddialarının gündeme gelmesi. Kısacası şunu anla, yani Türkiye'de siyaset kirli ve Türkiye'de siyasetin kirli olduğu gibi de bu tür kesin dönüşlerde, viraj dönüşlerinde de insanın aklında deli sorular oluyor. Şimdi tam bu noktada sormak istediğim olay şu. Şimdi yerel seçimler yaklaşıyor ve bu yerel seçimler yaklaşırken yeniden Refah Partisi'nin genel başkan vekili Doğan Aydal, aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal, işte geçen Halk TV'ye katıldı, Halk TV programına katıldı. Bu Halk TV programında hem Ekrem İmamoğlu'nu övdü, yani bu Ekrem İmamoğlu'nu överken dedi ki bizimle İstanbul adaylarında paylaşmadılar. Kanal İstanbul beka sorunumuzdur bizim. Bu sebeple bile Murat Kurum'un İBB başkanı olmaması için yeterlidir dedi. Yine eski sizin anlattığınız hikaye üzerinden söyleyeyim. AK Parti'nin çok önemli bir ismi Suat Kılıç'ın, eski bakan, bugün yeniden Refah Partisi'nde genel başkan yardımcısı olması da acaba bir danışıklı dövüş mü? Bizzat saray tarafından mı gönderildi sorularına da tabii yanıt vermek mümkün değil ama en azından kuşku duymak mümkün. Suat Kılıç da Doğan Aydal'ın bu kişisel görüşü olduğunu söyledi ve buna katılmadığını söyledi. Hatta yani bizim net bir görüşümüz yok Cumhur İttifakı'nı destekleyip desteklememek konusunda diye. Doğan Aydal yine devam etti. Şimdi Murat Kurum ismi de Emine Erdoğan'ın etkisi olduğunu düşünüyorum. Geçmişteki çalışmalarda bu poşet işlerinde vesaire kurum ile ilişkilerinin etkisidir bu. Murat Kurum beyefendiyle tanışıyorum. Gayet beyefendi biri. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde aklımızda kalan poşetten başka bir şey var mı? 25 kuruşluk poşet. Onda bile mantık hatası var. Cumhurbaşkanının eşi önem veriyor diye bunun peşine düşüldü. Yaptıkları şey çok daha büyük zarara uğrattı. O siyah büyük poşetler yaygınlaştı. Bu akıllıca değildi. Biz Murat Kurum'u deprem döneminde de gördük. Algı yönetimiyle kurulmuş bir söylem geliştiriyor. Murat Kurum beyefendi şimdi AKP'de hiç olmadığı kadar sıkıntıda aday bile bulamıyor diye genel olarak konuşuyor. Eski adaylarını yeniden aday gösterdi diyor. Ve yine bir şey var Doğan Aydal'la ilgili olarak. Gelelim bunu. Doğan Aydal'ın istifa ettiğine yönelik açıklamalar yapılıyor. Görevden alındığıyla ilgili olarak da bu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, aynı zamanda Genel Başkan Vekili Doğan Aydal diyor ki böyle bir bu iddialarda yalan, görevinin başında olduğuna yönelik olarak da şey, ağzı olan konuşuyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olmayan bir şey hakkında söyleyecek bir şey de yok diyor. Ekrem İmamoğlu'yla da ilgili tüm engellemelere rağmen İstanbul'da iyi çalıştığına yönelik olarak da açıklama yapıyor. Tam bu noktada bu tür tartışmalar, iç de gözüken bu tartışmalar, Halk TV'ye çıkmalar falan, Cumhur İttifakı'na el yükseltmek için yapılan bir iç tartışma mı, bir mizahsen mi? Gerçekten de yeni Refah Partisi'nin içerisinde ittifak içerisinde olup olmamakla ilgili ciddi bir tartışma mı yaşanıyor, bölünme mi yaşanıyor? Yok, ben bu düşünceler çok yaygın ama ben bunlara katılmıyorum. Yani yeniden Refah Partisi kesinlikle her seçimde olduğu gibi, anlattığımız gibi 2014'ten bu yana, yani daha Erbakan Vakfı zamanından bu yana bütün seçimlerde nasıl Adalet ve Kalkınma Partisi'ni desteklediyse bu seçimlerde de destekleyecek. Bunu da herkes görecek. Sadece belki Doğan Aydal'ın belki bazı sıkıntıları olabilir. Belki bu kadar hani AKP ile ilişkileri, ki bugün yeniden Refah Partisi'nin resmi Twitter hesabı da zaten Doğan Aydal'a karşı bir açıklama yapmış. Hani resmi partimizin resmi görüşlerini yansıtmıyor gibisinden ve bütün partinin resmi yetkilileri de aynı şeyi RT yapmışlar. Yani burada belki Doğan Aydal Bey'in belki bir sıkıntısı olabilir ama
Adalet ve şeyin Yeniden Refah Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden asla kopmayacağını herkes görecek. Bakın bu geçen sene Mayıs ayındaki seçimde ben bu şeyleri çok paylaştığım için Yeniden Refah Partisi o Fatih Erbakan 20 yılın gününe ortak olmayacağız dediğinde herkes bana Twitter'dan hücum etti. Gördün mü gününü? İşte bak katılmadı ittifaka falan gibi. Ben sadece bekleyin dedim. Sadece bekleyin dedim. Ve bu pazartesi günü oldu. Cuma günü Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldığını söyledi. Yani Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrılması imkansız. Ya AKP Adana Teşkilatı, AKP Malatya Teşkilatı nasıl AKP'den ayrılamazsa, çünkü AKP'nin bir kurumuysa, Yeniden Refah Partisi de aynen o şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi aynı şekilde bağlıdır. Kopması mümkün değildir. Anladım. Doğan Aydal diyor ki bizim tabanımız da onları istemiyor. AK Partili arkadaşlar diyorlar ki bizi desteklemezseniz CHP kazanacak. Biz AK Parti'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını paylaşmadılar. Bize sormadan açıkladılar. Bize sormaları gerekirdi diye de bir görüş ifade ediyor. Yani Yeniden Refah Partisi tabanında AKP'den şikayetçi olan insanlar olabilir. Çünkü zaten AKP'den şikayetçi olduğu için kopan veya da Erbakan Hoca'ya hassasiyeti olan, Erbakan Hoca'nın da AKP'ye yaptığı muhalefetten dolayı AKP'ye muhalif olan insanlar olabilir. Ama bunların pek çoğu şeyde bu Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılacağız açıklamasını yaptıktan sonra bazılarının istifa edip bazılarının da mevcut görevlerini bıraktığı olayları oldu. Öyle insanlar hala kalmış olabilir ama partinin esas beyin kadrosu tamamen AKP'nin elinde. Yani Suat Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, basın danışmanı Şerif Varol, Fatih Erbakan ve Fatih Erbakan'ın eniştesi Mehmet Altınöz. Bunlar tamamıyla Tayyip Erdoğan'ın kontrolündeler. Yani bunların çıkması imkansız. Yani tabanda belki bazı insanlar şikayetçi olabilirler ama partinin yönetim kadrosunda öyle bir sorun yok. Anladım. Hatta devam ediyor. Diyor ki biz Murat Kurum'u deprem döneminde de gördük. Algı yönetimiyle kurulmuş bir söylem geliştiriyor. Murat Kurum beyefendi Kanal İstanbul beka sorunumuzdur bizim. Bu sebep bile kurumun İBB başkanı olmaması için yeterlidir cümlesini kuruyor. Ben gördüğüm kadarıyla Murat Kurum'un İstanbul'da genel olarak %70'in üzerinde bir Kanal İstanbul karşıtlığı olduğunu bildiğinden dolayı Kanal İstanbul meselesini de hiç gündeme getireceğini düşünmüyorum ayrıca. Onu da ifade etmek isterim yani. Evet. Yani Doğan Aydal Bey'in zaten pek çok Yeniden Refah Partili bugün paylaşım yaptılar. İstifaya çağırdılar. Bu bile zaten bize bir şey gösteriyor. Yani Doğan Aydal'ın belki AKP ile sıkıntıları olabilir. AKP ile yan yana gelmek istemiyor olabilir. Ama partinin hani beyin kadrosu olsun, taraftarlarının büyük bölümü olsun, öyle bir sıkıntıları yok. Zaten bunu geçtiğimiz seçimde çok net gördük yani. Yani Fatih Erbakan'ın o dönemde söylediği bazı sözleri hatırlatalım yani. Altılı masa değil bunlar, bunlar yedili maşa demişti. Kimin maşası? FETÖ'nün maşası, PKK'nın maşası demişti. Ondan sonra bir başka sözünde ne kadar ateist, kafir, dinsiz, PKK'lı vatan haini varsa hepsi Millet İttifakı'nı destekliyor. Dolayısıyla biz de Cumhuriyet'i desteklememiz lazım.